Yani, abi bir de senin şöyle bu bağırdığında böyle tepki gösterip ilginç bir anın var mı? Yani insanların sana ya kardeşim ne oluyor falan böyle polise falan öyle bir şey. Şimdi gül dikensiz olmaz. Evet. Bir gün bir tanesiyle karşılaştığım Kavaklık Mahallesi'nde adam o zaman albaymış. Tabii ne kadar doğru ne kadar yalan bilmeyeyim. Gece saat 11. Adamla avrat balkonda oturuyorlarmış. Adam dinlemiş. Adam demiş kavga var. Avrat demiş ya adam bir şey sattı. Ya demiş bu saatte ne sattı? Neyse adam bir öfkeyle geldi. Adam da görevden gelmiş garibim. Geldi. Ne bağırıyorsun lan sen dedi. Dedim tatlı satayım. Neyse bununla biz tartıştık. Dedi ben dedi albayım. Dedim albay olabilir. Sen dedim albayla gidin. Tel örgüden sonra geçersiz. Buranın albayı benim. He. Ama dedim şu olabilir dedim. Neyi dedi? Ben dedim götürürsün emniyete dedim. Albaysın ya dedim. Senin hatırın için senin, benim güzel dedim. Islarlar dedim. Zaten asker olacağım da köte gibi yalışıkım dedim. Biz bundan epey bir tartıştık. Neyse hanımı geldi dedi. Ben buna vurdum. Konuştukça bu sinirlenik. Tam bu elini kaldırırdı bana vuracak. Baktım hanım dedi ne yapayım? Dedi ya ben de ne söylesem bana da ters cevap vereyim. Ya sen dedi bunu asker mi zannediyorsun bu dedi vatandaş. Abi dedi sen ne satıyorsun? Dedim Şamlıatlı. Hanımına bir abi dedi bunun tadına bakabilir miyim? Niye severdim? Aldı yedi. Adıma verdim. Dedim ya bütün dedim dostluklarım kavgayla başlar. Her şunun tadının bir tadına bak. Zehir katmadık. Neyse kendi de aldı. Öldüğü de Allah rahmet eylesin. Duruyorsa kulakları çınlasın. Allah selamet versin. Allah hidayet etsin. Neyse onu da verdik. Abi dedi kadın benim yarın dedi misafirim bana bundan 2 kilo verebilir mi? Baktım adam hanımına dedi. Lan ben adamı dövmeye geldim dedi. Sen de adamdan tatlı alayım. Öyle bir olay bir sefer oldu.